Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zırh örgü modelini çalışacağız. Modelimiz oldukça kolay bir model. Bir ters bir düzden oluşan bir çalışma. Şöyle e, bu yönü öne olmakta. Şöyle görecek olursak. Diğer tarafını çevirdiğimiz zaman modelimizi arkasından da şu şekilde görmekteyiz. Şöyle bakalım. Modelimizin arkasında bakınız düz örgülerimizi görmekteyiz. Şöyle tekrar önümüzü çevirip baktığımızda bakınız modelimizdeki eee iri iri gözleri görmekteyiz. E, kullandığımız şişten kaynaklanan bir açıklık ve modelimize e, gerçek görüntüsünü veren görünümümüz de bu şekilde. Evet, e, modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için iki farklı numarada şiş gerekmekte. Bir tanesi olabildiğince kalın bir şiş, diğeri ise ona nispeten daha ince numarada bir şiş. Şöyle bakacak olursak bir tane şişim 3 numara diğer şişim 7 numara. E, elinizdeki bulunan en ince ve en kalın şişlerle bu modelimizi örebilirsiniz. Şimdi modelimizi kuracağımız yere uygun olarak ilmek sayısını şişimize alalım ve e, örmeye başlayalım. Kalın şişimizi toplayalım. İlk önce alması kolay olsun. İnce şişimizde alalım. İlk e, alma işlemini, ilmek toparlama işlemini kalın şişimiz üzerine yapalım. Evet modelimi anlatmaya yetecek kadar ilmeğimi aldım ve bir tane düğümümü attım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen örmeye başlıyorum. Şöyle biraz sık aldım. İlk ilmeğimizi şöyle alıyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve arkadan alıyorum bakınız. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Düzü bu yönden alalım lütfen. Bir tane ilmeğimiz ters, bir ilmeğimiz düz. Tekrar ters örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters örüyorum. Düz. Ters. Düz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim. Düzü arkadan değil bu yönden alırsak çok daha güzel olacaktır modelimiz. ilmeklerimizi bitirelim. Ters ve düz örerek ilmeklerimizi örmeye devam ettim. Düz ördüm. En son ilmeğimizi yine düz örerek tamamlıyorum. Ve en son ilmeğimi bakın önden girerek düz örüyorum. Şişimizden ilmeklerimizi örerek boşalttık ince şişimizi. Şimdi ince şişimizden kalın şişimizi örmeye başlayabiliriz. İlk ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters görüyorum. Hemen ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ardından giriyorum ve örüyorum. Tersimi örüyorum. Düz ilmeğimizi ardından alıyorum. tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi ardından giriyorum ve örüyorum. Tekrar ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi ardından şu şekilde giriyorum ve örüyorum. Ters ilmeğimi yine aynı şekilde örüyorum. Düz ilmeğimizi ardından girerek örüyorum. Bir ters bir düz olarak örmekteyiz. Tekrar ince şişten tabi kalın şişe biraz daha dikkatli örmek gerekmekte. Düzümüzü ardından girerek örüyorum. Tersimizi. bütün ilmeklerimizi örerek tamamlayalım bütün ilmeklerimizi örerek geldim ters düz olarak son ilmeğimizdeyiz. Son ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Ve tekrar örgümü çeviriyorum. İnce şişimi elime alıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi ardından girerek düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimiz yine ters. Terslerimizi, ters düzlerimizi ters, düz, düz olarak örelim. Sıradaki ters, tekrar düz. düzlerimizi arkadan alıyoruz. Evet şöyle ördüğümüze bakalım. Bakınız şimdi çok belirgin olmamakta modelimiz. Şöyle görecek olursak biraz büyüttükten sonra modelimiz kendisini gösterecektir. Şimdi sıranın sonuna kadar ince şişimizde örerek ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. Yeniden kalın şişimize geldim. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi ardından giriyorum. Şu şekilde. Ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum bir sonraki ilmeğimi yine ardından girerek düz örüyorum ve bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim örgümüzü biraz büyütelim sonrasında görüşelim modelimizi örerek büyüttük ve şöyle görülmekte modelimiz arkasını çevirerek baktığımızda arkasında da düz örgülerimizi görmekteyiz Evet yeniden örmeye devam edelim Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi arkadan giriyorum. Bakınız şöyle yandan. Şöyle yaklaştıralım ilmeklerimizi. Yandan girerek düz olarak örüyorum. Bir tane ters. Düzümüzü ardından alalım ters örüyorum. Düzleri şu şekilde örüyorum. Ters örüp eğer düzü şu şekilde girerek örersek yanlış yapmış oluruz ve şuradaki istediğimiz görüntüye ulaşamayız. Ardından girerek örüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örüyorum. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Kullanım amacımıza göre atkılarda, şallarda yazlık bluzlarda nerede kullanacaksak ölçülerimize uygun olarak örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar bir ilmeğimizi ters bir ilmeğimizi düz örerek istediğimiz kadar örgümüzün boyutunu büyütebiliriz. Bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.